Valar'ın daveti üzerine Aman'a ölümsüz topraklara 3 farklı elf halkı geldi. Vanyar, Teleri ve Noldor. Vanyar ve Teleri özellikle de Orta Dünya tarihini şekillendirme söz konusu olduğunda çok fazla etkileri olmadığını görürüz. Ama Noldor halkı öyle değildir. Noldor belki de liderleri nedeniyle en ateşli, en dinamik ve en ele avuca sığmaz halktı. Bu nedenle de tarihleri yeminlerle, trajedilerle ve ihanetlerle doludur. Bu sebepledir ki yüzyıllar boyunca çok az değişikliğin görülmesinin normal olduğu elf halklarında diğer krallar hemen hemen hiç değişmemişken Noldor tarihi boyunca pek çok krala şahitlik etmiştir. Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün işte o Noldor krallarından belki de en çok sevileni Yüksek Elf Kralı Fingolfin'in hayatını anlatacağım. Fingolfin, Valinor Saadeti'nin günleri adı verilen dönemde Valinor'da Trion şehrinde ağaçların çağlarının 1190. yılında doğdu. Bu dönem Valinor'un iki ulu ağacın ışığı altında huzur içinde yaşadığı, Melkor'un ise Mandos'un salonlarında hapis tutulduğu bir dönemdir. Böylesine bir huzur ortamında doğan Fingolfin ne yazık ki ailesinde bu huzur ortamının aynısını bulamadı. Babası Noldor halkını büyük yolculuk ile Orta Dünya'dan Valinor'a getiren Yüksek Kral Finwë'ydi. Kuivinian'de ilk uyanan elflerden biriydi. Finwë'nin eşi Miriel ilk çocuğu Feanor'u doğururken bütün yaşam enerjisini kullanmış ve elflere özel o kasvet halinde bir sene uyuduktan sonra ölmüştü. Finwë, Miriel öldükten sonra bütün elflerin yüksek kralı sayılan Vanyar elfi Ingwe'nin akrabası Indis ile evlendi. Ve bu evlilikten 4 çocuk oldu. Fingolfin bu çocukların en büyüğüydü. Kardeşleri ise Finarfin, Findis ve Irime'ydi. Finwë ikinci evliliğinde mutlu bir hayat sürüyordu ama ilk eşinden olan oğlu Feanor babasının tekrar evlenmesini hiçbir zaman kabullenememişti. İkinci evlilikten doğan çocuklara da pek bir yakınlık duymuyordu. Aslında Feanor kendi elleriyle yaptığı şeyler dışında babası hariç pek az kişiye bir yakınlık duyardı. Buna kendisine 7 oğlan çocuk doğuran eşi Nardanel de dahildi. Çünkü çift zaman geçtikçe birbirinden uzaklaşmışlardı. Fingolfin üvey kardeşi Feanor ile pek bir münasebeti olmadan büyüdü. Fakat asıl sorunlar Melkor'un esareti bitip de Valinor'dan gitmemek şartı ile serbest bırakıldıktan sonra başladı. Melkor serbest kalır kalmaz elfler arasında etkilenmeye en müsait olanların Noldor olduğunu anladı ve yavaş yavaş yalanlarını yayarak bu halkı bir yandan Valar'a karşı doldururken bir yandan da birbirlerine düşürmeye çalıştı. Ve bu iki hedefinde de kısmen başarılı oldu. Feanor'un kulağına Fingolfin ve üvey kardeşlerinin babalarına kendi aleyhinde konuştukları yalanı söylendi. Bu arada Feanor da zaten Valar'a karşı alenen isyankar sözler söylemeye başlamıştı. En sonunda Finwë evindeki bu huzursuzluğu gidermek için bütün reisleri bir divana çağırdı. Fingolfin bu divana gelerek Feanor aleyhine konuştu. "Kralım ve babam, kardeşimiz Feanor'un kibrini zapt etmeyecek misiniz?" diye sordu ona. O kim oluyor da kral kendisiymiş gibi öne çıkıp bütün halkımız adına konuşuyor. Orta dünyanın tehlikeleri içinden Eldemar'ın ışığına doğru uzanan zorlu yol boyunca Noldor'u sürükleyen sizdiniz. Şimdi eğer bundan pişmanlık duymuyorsanız en azından iki oğlunuzu sözlerinizle ödüllendirmeniz lazım geliyor dedi. O sırada Feanor içeri girdi. Tepeden tırnağa zırhlara bürünmüştü ve silahlıydı. İşte tam da tahmin ettiğim gibi dedi. Üvey kardeşim her meselede olduğu gibi bunda da babamın yanına gelip önüme geçecek. Kılıcını çekti ve bağırdı. Çekil git karşımdan ve ait olduğun yere dön. Fingolfin Finwë'nin önünde eğildi ve Feanor'a bir şey demeden bir bakış dahi atmadan çıktı gitti. Fakat Feanor onu takip etti. Fingolfin'i Finwë'nin evinin yakınındaki büyük meydanda yakaladı. Kılıcını çekip Fingolfin'in göğsüne dayadı. Bak üvey kardeşim dedi. Bu kılıcın ucu senin dilinden keskindir. Yerimi ve babamın sevgisini zorla almayı hele bir daha dene. O vakit Noldor halkı esirlerin efendisi olmaya hevesli birinden kurtulur. Fingolfin yine cevap vermedi ve sessizce oradan uzaklaştı. Fakat bu durum Valar'ın kulağına gitti. Feanor'u ve Fingolfin'i huzurlarına çağırdılar ve burada Mandos tarafından sorgulandılar.
Nihayetinde Melkor'un yalanları ortaya çıktı ama Fingolfin'e kılıç çeken Feanor da suçlu bulunarak 12 yıl boyunca sürgüne gönderildi. Fingolfin söz alarak konuştu ve ağabeyimi affedeceğim dedi. Fakat bu sefer de Feanor sessiz kaldı. Bu arada foyası da meydana çıkan Melkor ortadan çoktan kaybolmuştu. Nihayetinde Finwë oğlunu sürgünde yalnız bırakmak istemediği için onunla birlikte Trion'dan ayrıldı. Böylece Melkor'un Noldor'u bölme planı da meyvasını vermişti. Bundan 12 yıl sonra Manwë'nin verdiği bir şölende Fingolfin ve Feanor bir kez daha karşılaştılar. Fingolfin bu karşılaşmada yine elini uzatan taraf oldu. Söz verdiğimi şimdi yapıyorum dedi. Affediyorum seni ve yaşadığımız tatsızlığı unutuyorum. Kan bağıyla üvey, yürek bağıyla öz kardeşin olacağım. Sen rehberim olacaksın, ben peşin sıra geleceğim. Hiçbir kader ayırmasın bizi dedi. Duydum sözlerini diye cevap verdi Feanor. Öyle olsun. Fakat söylediği bu sözler Fingolfin'in en sonunda Angband'ın kapılarına kadar gidip Melkor'u savaşa davet ettiği sürecin de başlangıcı oldu. Çünkü tam o esnada Melkor yanında büyük örümcek Angoliant ile önce ulu ağaçları kuruttu, sonra orta dünyaya doğru kaçarken Feanor'un sürgündeki evine giderek Silmarilleri çaldı ve Noldor kralı Finwë'yi öldürdü. Melkor'un babasını öldürmesi ve Silmarilleri çalması Feanor'u hiddetten delirtti. Valar ağaçların ışığından mahrum olmuş şaşkın bir şekilde otururken o Noldor'u etrafında topladı ve onları Melkor'un peşinden gidip intikam almaya ikna etti. Fingolfin bu konuşmada Feanor'un karşısına çıktı ve Noldor'u vazgeçirmeye çalıştı. Sinirler bir kez daha gerildi fakat sonuçta Noldor harekete geçti. Feanor ve oğulları Melkor ölüp de Silmariller ele geçirilinceye kadar durmayacaklarına dair bir yemin ettiler ve Noldor yola çıktı. Fakat halkın çok büyük bir kısmı Feanor'u kralları olarak kabul etmemişlerdi. Bu nedenle Fingolfin hem Feanor'a Vale Manwë'nin önünde verdiği söz nedeniyle hem de halkını bu fevri elfin ellerine bırakmamak için onlarla yola çıkmaya karar verdi. Feanor önden gitti. Noldor'un daha kalabalık kısmı ise Fingolfin'in önderliğinde onun arkasından yola çıktı. Fingolfin'in öncü kolları ve Fingon, Feanor'un peşinden Teleri liman şehri Alakuande'ye geldiğinde hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaştılar. Teleri ile Feanor savaşa tutuşmuşlardı ve Feanor yeniliyor gibi görünüyordu. Teleri'nin Valar'ın emriyle onlara saldırdığını düşündüler ve savaşa dahil oldular. Oysa o anda bilmedikleri Feanor'un gemileri kendilerine vermeyi reddeden Teleri'ye saldırdığıydı. Böylece akraba kıyımı gerçekleşti ve Fingolfin'in kuvvetlerinin de katliamda azımsanmayacak bir rolü oldu. Sonunda gemiler ele geçirildi fakat bedeli korkunç olmuştu ve ihanetler henüz son bulmamıştı. Çünkü halk arasında Feanor'un öfkesinin kontrolden çıktığı söyleniyordu. Açık açık Feanor'a karşı konuşmaya başlamışlardı. Gemiler ele geçirildikten bir süre sonra Feanor diğerlerine haber vermeden gemilere binip yelken açtı. Fingolfin çok uzakta karşı kıyıda yanmakta olan gemileri gördüğünde gemilerin kendilerini almak için geri dönmeyeceğini anladı ve Feanor'un kendisini Aman'da ölüme terk ettiğini ya da utanç içinde Valinor'a geri dönmek zorunda bıraktığını fark etti ve kedere boğuldu. Ama artık o da o ana kadar olmadığı kadar çok istiyordu orta dünyaya gidip Feanor ile tekrar karşılaşmayı. Fingolfin ve halkı uzun müddet sefalet içinde yürüdüler. Orta dünyaya ulaşmanın tek yolu kuzeydeki Helcaraxen'in buzullarından geçmekti ve onlar da öyle yaptılar. Çünkü henüz daha yeryüzünün bezginliği içlerine işlememişti ve kalplerindeki ateş daha taptazeydi. Bu umutsuz yolculuk cesaret ve keder hususunda Noldor'un giriştiği belki de en zor işti. Nice acılar çekildi bu yolculukta. Pek çok Noldor ölüp gitti. Turgon'un eşi Elenve kayboldu. Fakat Fingolfin tüm bu badireleri atlatıp halkını o soğuk diyardan çıkartmayı başardı. Ve tam da gökyüzünde güneşin yükseldiği gün orta dünyaya ayak bastılar. Fingolfin geldiği gibi yönünü Angband'a çevirdi. Çünkü güneşin çıkmasıyla Melkor'un bütün yaratıkları geriye doğru çekilmişti. Hiçbir savunmayla karşılaşmadan Angband'a kadar geldiler. Kapılara darbeler indirdiler. Boruları Thangorodrim'i inletti ama kimse dışarı çıkmadı.
Fingolfin Angband'ın dayanıklılığını gözleriyle gördü ve borularla ve kapıya vurmakla Angband'ın yıkılıp gitmeyeceğini anlayarak yönünü Hitlum'daki Mithrim gölüne çevirdi. Çünkü ondan önce gelenlerin orada olduğunu duymuştu. Orada Feanor'un ölmüş olduğu haberini aldı. Feanor'un oğullarından Maedros da esir düşmüştü. Fingolfin'in buzullardan geçen halkı ile Feanor'un onları geride bırakan halkı arasındaki gerilim haliyle çok yüksekti. Bir iç savaşın çıkması an meselesiydi. Fakat Fingon, Maedros'un esir düştüğünü duyunca onu aramaya gitti ve onu Thangorodrim'in uçurumlarından birinde bileğinden zincirlenmiş şekilde buldu. Onu kurtarıp geri getirmesi iki taraf arasındaki gerilimi azalttı ve Maedros'un da önerisiyle Fingolfin Noldor'un yüksek kralı olarak kabul edildi. Fingolfin adil ve uyumlu bir kraldı ve Feanor'un çocukları ile arasındaki husumeti gidermek için de elinden geleni yaptı. Fakat Maedros dışında pek de bir karşılık aldığı söylenemez. Böylece onun hükmü altında 10 yıllar geçti. Melkor güneş çıktıktan sonra ilk kez bir karşı atak denedi ve orduları Angband'dan çıkarak elflere saldırdı. Şanlı savaş olarak bilinen bu savaşta Melkor ağır bir yenilgi aldı ve kalesine geri çekildi. Böylece 400 sene sürecek olan Angband kuşatması başladı. Bu 400 yıllık sürede Noldor büyüdü, gelişti. Fingolfin'in saldırıp Angband'ı yok etme önerilerini kabul etmediler. Çok beklediler ve sonunda Melkor tekrar saldırdı. Bu sefer ordusunda ejderha Glaurung da vardı. Ani alev savaşı verilen bu savaş sonucunda elfler büyük bir yenilgi aldılar. Kuşatma kırıldı. Finarfin'in oğulları öldü. Feanor'un çocukları daha güneye kaçtı. Fingolfin ise Hitlum'da Melkor'un orduları tarafından kuşatılmış, diğer elflerle arasındaki bağlantı kesilmişti. Buna rağmen elflerin korkunç hezimetiyle ilgili haberler ona kadar ulaştı. Fingolfin haberleri Noldor'un sonunun geldiği şeklinde yorumladı ve keder ve hınçla doldu. Atına binip tek başına Angband'a doğru gitti. Sonuçta o da öyle ya da böyle Feanor'un kardeşiydi. Ve belli ki Feanor'un içinde yanan ve onun mantığını gölgeleyen ateş Fingolfin'in de içinde yanıyordu. Böylece Melkor'un düşmanları Vale Oremen'in geldiğini sanıp önünden kaçışırken Angband'a ulaştı. Bir kez daha pirinç kapılara vurdu, borusunu çaldı. Melkor'a Feanor'un ona verdiği dünyanın kara düşmanı anlamına gelen Morgoth ismiyle seslendi. Morgoth'a alçak ve esirlerin efendisi diye hitap ediyordu. Onun teke tek bir dövüş için meydana çıkmasını istedi ve Morgoth geldi. Tahtından yavaş yavaş tırmanarak geldi. Ayak sesleri yer altından yükselen gök gürültüsü gibiydi. Kara zırhlara bürünmüş halde dışarı çıktı ve kralın karşısına demir bir kule gibi dikildi. Amansızdı, kapkaraydı. Kocaman kalkanı kralı bir fırtına bulutu gibi gölgeledi. Ama Fingolfin gölgenin altında bir yıldız gibi parlıyordu. Çünkü zırhı gümüşle kaplanmıştı ve elinde buz gibi parlayan kılıcı Ringil vardı. Morgoth ölüler diyarının çekici Grond ile saldırdı. Hızlı saldırdı. Çekicini yukarı kaldırıp yıldırım gibi aşağıya savuruyordu. Fingolfin yana sıçrıyor, Grond'un toprağa vurduğu yerde çukurlar açılıyordu. Morgoth hızlı hızlı sert darbeler indirdi. Ama Fingolfin her seferinde kara bulut altında çakan şimşekler gibi uzağa sıçradı ve Morgoth'u tam 7 kez yaraladı. Morgoth tam 7 kez acıdan çığlık attı. Her birinde Angband'ın orduları kederden yerlere kapaklandı ve bu çığlıklar kuzey diyarında yankılandı. Fakat Valinor'dan çıkarken Manwë'nin sözcüsü Mandos'un da dediği gibi Eru onları büyük bir kudretle donatmış olsaydı bile hiçbiri bir Valayı yenemezdi. Ve öyle de oldu. Kral bitkin düştü. Morgoth kalkanı ile onun üzerine 3 kere yüklendi. Fingolfin 3 kez dizlerinin üzerine çöktü, 3 kez yeniden ayağa kalktı. Ama cesaretini kaybetmedi. Etraftaki toprağın tamamı çukurlar ile dolmuştu. Fingolfin tökezleyip Morgoth'un ayaklarının dibine düştü. Ve Morgoth bir tepe kadar ağır olan ayağını onun boynunun üzerine koydu. Fingolfin ölmeden önce son ve umutsuz bir darbe indirmek için Ringil ile Morgoth'un ayağını yardı. Ayaktan dumanlar çıkartan kara bir kan fışkırdı fakat Fingolfin de ölmüştü. Morgoth onun bedenini aşağılamak için kurtlarını atmak üzere ikiye büktü. Fakat tam o sırada Manwë'nin kartallarının efendisi Torondor geldi ve Morgoth'a saldırdı.
Kanatları Manwë'nin rüzgarlarının sesini andırıyordu. Morgoth'un yüzünde yaralar açtı. Fingolfin'i pençeleriyle aldı ve onu uzağa taşıdı. Ve onu gizli Gondolin Vadisi'ne kuzeyden bakan bir dağın zirvesine bıraktı. Bu dövüşle ilgili hiçbir ork böbürlenmedi. Morgoth ayağındaki ve yüzündeki yaraların acısını hep hissetti ve geri kalan mevcudiyeti boyunca aksayarak yürüdü. İşte böyle öldü Noldor'un en gururlu, en yiğit kralı Fingolfin. İstemeden giriştiği kötü işleri telafi etmek için çok uğraştı ve şanına yakışır bir biçimde Orta Dünya'yı terk edip Mandos'un salonlarına gitti. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Fingolfin'in hayatını anlattım. Biraz hasta olduğum için sesim kötü çıkmış olabilir. Kusuruma bakmayın. Sizler de lütfen eğer bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda dileyenler Patreon'da Orta Dünya sayfasında bana destek olabilir. Şimdilik bu kadar. Salı günü görüşmek üzere. Bay bay.